Burada söz konusu bölgede Tuzla'nın yukarısında Aydınlı bölgesinde patlayıcı maddeler yolu olarak isimlendirilen bir yerde kurulmuş olan ilkel bir deşarj sistemi var. Şimdi bugün açıklama dinliyorum. Sayın Tuzla Belediye Başkanı açıklama yaptı. Diyor ki kamera sistemi kuracağız, biz bunu tespit edeceğiz. Elbette kamera sistemi kurulsun. Ama bakın çok basit bir yöntem var. Hemen bugün yapılacak olan söz konusu plastik boru hattı iptal edilecek. Yanımda İSKİ görevlisi vardı. Kendisinden bilgi aldım. Başkanım dedi, biz 5 ay önce burayı betonladık dedi. Ama gene gelip döküyorlar. 5 ay önce neresi betonlanır? O toprak üstünde olan 3 metrelik plastik boruların olduğu bölüm. Tam oradaydım ben dün gece. Böyle bir beton görmedim. Demek ki bir beton döküldüyse de ömrü uzun olmamış. Ama orayı kapamanız bir şey ifade etmiyor ki. Asıl olan İSKİ hattına kadar olan o ara hattı, plastik boru hattını yok etmek. O yok edilmemiş. Bu bilerek böyle bir şey yapılıyor. Bunu asla kabul etmek mümkün değil. Şöyle açıklamalar yapıldı. Hastalar ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Bu tamamen gerçek dışı. Orada bütün hastaları acil serviste yattığı yataklarda ziyaret ettim. Kendileriyle konuştum, şifa dilettim. O yataklarda oksijen maskesi ağız ve burunlarına bağlanmıştı. Oksijen desteği alıyordu bu hastalarımız. Böyle ayakta geldi, oturdular, hemen baktık, muayene ettik, taburcu ettik. Böyle bir olay yok. Bu olayı hafifletmeye, kapatmaya yönelik bir açıklamadır. Şu anda 36 kişi hastanede mi efendim hala? Çünkü hayır, onlar sabaha doğru edildiler. Ben ayrılırken onlar hala şeydeydi. Taburcu edilmiş olabilir. Bu Tuzla Devlet Hastanesi'ndeki sayı. Bir de şöyle bir açıklama yapıldı. Dün akşam yapıldı bu. Sağlığa zararlı bir etkisi yok bu olayın. Peki hangi kimyasal atık ve bu kimyasal atıktan bütün Tuzla'ya yayılan kimyasal gaz olduğu tespit edildi de dün akşam sağlığa zararı yok dendi. Sağlığa zarardan ne anlıyor bu arkadaşlarımız? Bir insan bir hastanenin acil servisinde yatakta yatıyor, acil oksijen destek alıyor ise sağlığa zararı var. Yani bu tartışılacak bir şey değil. Bakın, evet. Bakın olayı küçültmeye, kapatmaya yönelik bir olay, evet. Açıklama bunlar. Bu tek başına bir Tuzla meselesi de değil aslında. İstanbul'un ekolojik yönden kötüye giden sürecinin parçası olan bir olaydır bu. Ama bunun güzel özelinde günler de olacaktır. Evet. Tuzlalı vatandaşlarımızı selamlıyorum. Bu sorunu biz takip edeceğiz. Üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.